Evet kıymetli dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. TFF'den Süper Kupa biletlerinde indirim. TFF Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçının biletlerinde yüzde %50 indirime gitti. Ne kadar aşağılık bir durumdasınız farkında mısınız TFF? Ne kadar aşağılık ne kadar utanmaz bir durumdasınız. Türk futbolunu mahvettiniz bir Galatasaray aşkınız yüzünden. İnşallah birileri bu duruma öyle sert tepkiler gösterir ki. İnşallah güç değişir. İnşallah iktidar değişir. İnşallah baskın güç değişir. Der ki siz yıllardır Fenerbahçe'nin hakkını yediniz. Öyle olmaz böyle olurdur. İnim inim sizi inletin inşallah. Sizin zihniyetinizi. %50 indirim. Ne oldu kimse gitmiyor mu? En ucuz fiyat 963 TL'ydi. En pahalı fiyat 140 bin liraydı. TFF'nin açıklaması şu şu falan filan. Cuma günü 20.45'te oynanacak maç. Şu bu falan filan. Ne oldu? Ya ne oldu? Bir Galatasaray'ı kollayacaksınız diye Türk futbolunun marka değerini mahvettiniz, içine ettiniz. Galatasaray Fenerbahçe derbi sonrası TFF'ye başvuracak. VAR arası açıklansın istemiyoruz demişler. Ya bir şey söyleyeceğim. Icardi'nin maç sonu Tarafta alkışladığı bir görüntü var. Gözünün altında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya bu kadar alçalmayın, bu kadar küçük düşmeyin. Galatasaray resmi hesabı ciku e, Ciquillard'ın pozisyonunu paylaşmış. Alın diyor görmek isteyenler için diyor. Büyüte büyüte vermişler. Ulan hepsinde de aynı. Temasın olmadığı net bir şekilde belli ama başlıkta ne yazıyor? Aynı benim akrabam vardı. Siyasetçinin birinden için o siyasetçinin fotoğrafını koymuş. Hani normal sırada şu durduğu bir fotoğrafı koymuş. Altına yazmış işte. Türkiye'yi PKK'lılara satacağım yazmış mesela. Ondan sonra bizimkiler de bizim bu akrabada başlamış. Al bak diyor Türkiye'yi PKK'lılara satacakmış iktidara gelirse diyor. Dedim ki ya bu kanıya nereden vardın? İşte fotoğraf var altında da yazı var. İşte max zeka bu işte. Bu da aynısı. Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt. Burak şimdi dün Fenerbahçe'den Galatasaray'a saplayan saplayan aydı. Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan bazı açıklamalarda bulundu. Daha çok fazla var. Bugün bir etkinlik sonrasında Galatasaray Başkanı ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili açıklamalarda bulunmuş. Aslında aynı etkinliğe ben de katıldım. Bizde gereken açıklamalar yapabilirdik ama yapmadık. Dünkü maçtan sonra başlayan yalan operasyonunun devamını getiriyorlar. Ama baktığınızda yıllardan bu yana alışla gelmiş Galatasaray tavrı. Hem itidar istiyorlar hem de olmayan pozisyonda mağduriyet yaratıyorlar. Tek amaçları Süper Kupa maçı öncesi kamuoyunu manipüle etmek istiyorlar. Bu kısa yolları kullanmaya alışmış bir camia. Bugüne kadar çok örneklerini gördük. Hem itidal istiyorlar hem de olmayan bir pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışmak akıllara ziyan bir olay. Galatasaray taraftarı 4 bir koldan olmayan bir pozisyon üzerinden gündemi manipüle ediyorlar. Aslında bunun satır arası mesajı adalet değil ayrıcalık talep ediyorlar. Türkiye şaşkınlık içinde Icardi-Ciku pozisyonu. Çok net değil mi? Dün gece maçtan itibaren Türkiye şaşkınlık içerisinde izliyor. Konuyla uzaktan yakından ilgisi yok. Bu pozisyonda mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. Hiçbir alakası olmayan bir pozisyonla penaltı pozisyonu bir araya getirmeye çalışıyorlar. Biz yanlış bir şey mi izliyoruz? Şampiyonluğa etki eden pozisyon diyorlar. Hangi maçı izlemişler çok merak ediyorum diyor. Ya bunlar o kadar kullanmaya alışmış ki. Erdem Timur temiz eller operasyonu yapılsın diyor. Konunun şu anda bundan çok ilgisi yok. Farklı bir yere konuyu çekmek istemiyorum. Yayına katılma maçtan sonra yapılan manipülasyon algı. Madem adalet istiyorlar o zaman Nelson'un eline çarpan topta penaltı verilmesi gerekiyor. O zaman bunu konuşalım. Bunu neden konuşmuyoruz? Galatasaray yerden kalkmadı. Bunu konuşalım. Gerçek pozisyonları konuşalım. Neden Galatasaray futbol takımı yerden kalkmadı? Bunu konuşalım. 3 gün sonra Süper Kupa maçı oynayacağız. Ortak basın toplantısına nasıl baktığımız sorusu geldi TFF'den. Galatasaray sıcak bakmış. Biz bu zihniyette yan yana ortak aynı masada hiçbir şey yapmayacağız. Basın toplantısı da dahil buna. Tüm kamuoyunun bilgisi olsun diyor. Ya ben şey yapayım. Mesela meşhur Galatasaraylılardan röportaj alsın Mehmet Büyükekşi. Ya telefonuna girsin uygulamadan Galatasaraylı kişilerle illaki mesajlaşıyordur. Galatasaraylı liderlerle falan. Onlardan şey yapsın. Onlarla toplantı yapsın. Ahmet Ketenci'den Galatasaray'a yanıt. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet Ketenci'de hakem tartışmalarla ilgili haber global özel açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki Galatasaray Kulübü yöneticilerinin yaptığı açıklamaları şaşkınlık içinde takip ediyoruz. Yaptıkları açıklamalarda Maçın skorunu etki eden hata, şampiyonluğa etki eden hata diyorlar. Bunlar hangi maçı seyrettiler çok merak ediyoruz. Mesela dün mücadele ettiler mi? Sürekli yerde yattılar. Top oyunda 43 dakika kalmış. Kalecileri bir kere hızlı atak başlattı mı? Kayseri Spor'la oynadığımız maç daha heyecanlı bir maçtı. En azından 90 dakika ayakta kalan futbol oynamak isteyen bir rakiple mücadele ettik. Tebrik ediyorum bu arada tekrardan Kayserispor'u Spor'u. Şerefiyle oynayıp şerefiyle kaybettiği için tebrik ediyorum. Ayak oyunlarına başvurmadığı için algıya başvurmadığı için, federasyondan birilerini ayarlamadığı için, maçı manipüle etmediği için. Anlatabiliyor muyum? Herhalde dünya futbolunun dışındaki standartlara alıştıkları ve alıştırıldıkları için bazı şeyler onlara zor geliyor. Bütün takdir hakları onlardan yana kullanılmış ama yine de manipülasyon yapıyorlar. Penaltılar verilecek, kartlar çıkacak, öyle maç kazanacaklar. Aksi olunca şampiyonluğa tesir eden hata olmuş. Alışmışlar çünkü daha sahaya çıkmadan her şey düzenleniyor onlar için. Lig erteleniyor sonra devam ediyor. Atılan tüm adımlar, alınan tüm kararlar, tüm değişiklikler bir tek onlara yarıyor. Alışmışlar standart dışı işlere. Biraz standartlar ve olması gerekenler olunca bu şekilde görüntülerle sabit bir pozisyon üzerinden dahi olay çıkarıyorlar. Ben size komik bir şey söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe Galatasaray maçı yani lig bir hafta itelen itelenseydi yani it, ya şöyle söyleyeyim maç ertelenmeyip hafta sonu maçı Salı oynatılsaydı Fenerbahçe Galatasaray maçı 7 Ocak civarında oynayacaktı arkadaşlar yani 29 Aralık 7 Ocak hocam iyi de Ocak ayı hani ne değişecekti çok şey değişecekti Beko'nun iyileşme ihtimali vardı Ciku da Afrika Kupasına gitmeden oynayacaktı. Galatasaray'da belki Noel hazırlıkları falan filan. Neyse. Haftalarda tüm kulüpler ve spor kamuoyu hakem performansından rahatsızken gerçekte bir tek Galatasaray rahatsız değil. Biz Süper Kupa için yabancı hakem olsun dedik. Şimdi hakemlerden şikayet ediyorlar ya madem böyle onlar da yabancı hakem talebinde bulunsalardı. Onların bu konuda tavırları ne olmuş? Yabancı hakem talep etmişler mi? Etmedilerse neden etmemişler? Şimdi ne oldu? Yerde yatarken maç kazanamadılar ve rahatsız oldular. O kadar da değil. İşlerine gelmeyince itidale davet, adalete davet ediyorlar. Maç sonrasında paylaşılan fotoğrafların ilgili pozisyona hiçbir ilgisi olmadığı açıkça görülüyor. Oyuncu yerde yatarken ağzını tutuyor, kulüp morarmış göz paylaşıyor. Morarmış göz fotoğrafının konu olan mücadeleyle alakası olmaması kamuoyunu yanıltma çabasıdır. Şu çok net bir şey ki sizinle adalet, sizinle itidal aynı cümlede olmuyor. İçi boş kalıyor. Kandırmayın insanlar en azından biz sizin ne olduğunuzu biliyoruz. Bırakın bu işleri çıkalım sahada eşit şartlarda oynayalım. Fenerbahçe olarak oyunu temiz ve adil oynamaya devam ederken karşımıza çıkan bu tür çirkin çabalara da ne yazık ki muhatap olmak zorunda kalıyoruz diyor. Haksız mı? Haksız mı arkadaşlar? Var mı haksız cümle? Ahmet Bulut Erden Timur denen zat çıkıyor ortaya. 3 saat boyunca tehditvari söylemler sonra kayboldu ortadan. Sezon başından beri itiraz var ama büyük ekşi gitsin denmiyor ibar olduğu için denmiyor. Bunların meşrebi bu. 2011'den sonra aramızdaki hukuk bitmiştir. Şimdi ben bunlara nasıl dost diyeceğim demiş. Dost değil ki bunlar. İlk derisinden post Galatasaray'dan dost olmaz. Ne Fenerbahçe'ye ne Trabzonspor'a ne Galatasaray'a. Ya da ne başkasına ne Beşiktaş'a. A2 takımlarına bile bunlardan şey olmaz. Birlik, beraberlik, hepimiz kardeşiz, şöyle böyle falan filan ne oldu? 12 tane şehit verdik. Birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu zaman. 12 şehit verdik ya. 12 şehit. 12 şehit verdik. Ne oldu? Canları isteyince itidale davet ediyoruz. Tamam şöyle yapalım. Penaltı diye ağlayan Galatasaray resmi hesabına soruyorum. Ne maçın orta hakemine, ne yan hakemine, ne var hakemine, ne avar hakemine, ne TFF başkanı, ne MYK'sını. Hiçbirini istifaya davet etmediler. Hiçbirine şikayetçi olmadılar. Bunlar için bir tek kelime söylemediler ya. Bir tek kelime. Merak ediyorum hatayı kimde arıyorsunuz? Hani Bülent Ersoy'da, Arto'da, hani Ajder'da falan mı? Ağladığınız pozisyonun günahını nerede arıyorsunuz? Kimine, kime itiraz ediyorsunuz? Ya tiksinecek bir camiaya dönüşmeye başladınız. Farkında mısınız? İnsanlar sizden tiksinecek bu kafayla gittiniz bir dece. Bak sadece Fenerbahçeliler değil mi? Tiksinecekler. Tiksinecekler. Şimdi Selahattin Baki'nin de Kadir Meydan kanalına açıklamaları var. Ne zaman fikstür gereği ligdeki ilk maç Kadıköy'de olsa itidal çağrısı yaparlar. Oradan çıkınca algı operasyonu yapıyorlar. Algı olaylarına Galatasaray tebrik ediyorum. Başkanlar, yöneticiler değişiyor fakat zihniyet hiç değişmiyor. Arda Kalleşler'den 100 katı rahatsızlık. Abdülkadir Bitigen'e 100 bin katı rahatsızız. Sabırlar taşıyor, aklı akıl almıyor diyor. Bakın görüyorsunuz. Bunların paralel dünyada apayrı kafaları var. Bunlar ortamı cidden geriyorlar. Ülkenin böyle kritik döneminde biz camia refleksi olarak maçlardan sonra pek konuşmayız. Spor bakanımızın bile sorumluluk üstlendiği bu dönemde yalan olduğu görüntülerle sabit bir pozisyon üzerinden manipülasyon yapmak gerçekten inanılmaz. Algı konusunda gerçekten onları tebrik ediyorum. Yöneticiler değişiyor, tavır değişmiyor. Bu algılar bir camia geleneği olmuş. Yalan olduğu belli görüntülere 24 saattir algı yapmak. Ya başkanlar, yöneticiler değişiyor fakat zihniyet hiç değişmiyor. Olmamış olmuş gibi göstermek Türkiye'mize yıllar önce belli bir grup tarafından yaşatılan bir şeydir. Nitekim görüyoruz ki temizlik sadece posterlerden yapılmış. Suudi önemli bir derbiye çıkacağız. Biz yabancı hakem başvurusunda bulunduk diyor. Bak Selahattin vakit de diyor. Bu derbi dünya çapında bir derbi. Belki de ilk defa yabancıların ilgisini çekebilecek bir duruma geldi. Biz o maçı ülkemizdeki saçmalıklardan uzak bir şekilde oynamak için yabancı hakem istedik. Verile verile Abdülkadir Bitigen verildi. E yabancı Abdülkadir Bitigen Türk değil ki. Fenerbahçe Türk takımı ise Abdülkadir Bitigen Fenerbahçe'ye yabancı bir isim. Fenerbahçe'yi düşman olarak gören birisi. Abdülkadir Bitigen yabancı bir hakem sayın siz. Fransız sayabilirsiniz mesela Fransız hakem. Fransa Federasyonu tarafından. Fenerbahçe ciddi bir yapıyla mücadele ediyor yıllardır. Bizi sezon başından beri şampiyonluk yarışından koparmaya çalışıyorlar. Başkanımıza, camiamıza yapılan bu saldırıları görmezden gelecek değiliz. Elimizden gelen tüm yollarla mücadele edeceğiz diyor. Şimdi Ahmet Ercanlar Fred için bir soru soruyor. Bu arada Ahmet Bulut diyor ki Fenerbahçe daha sert olmalı. Bunun lamıcı mı yok? Dursun Özbek diyor ki daha 6 ay önce seçtim. O zaman ne konuşuyorsunuz? Siz camialar temsil ediyorsunuz. Biraz daha tutarlı olun. Madem 6 ay önce seçtim. Ahmet Ercanlar kredi için neden açıklama yapmadınız diyor. Güzel bir soru. Selahattin Vakit diyor ki spor bakanımız devreye girdi. Ortalığı sakinleştirmek istedi. Biz de yardımcı olduk. Peki kime yaradı? <laughs> İsmail Kartal İdam sehpasına oturtuldu. Kime yaradı Selahattin Baki? Ya ben merak ediyorum. Kime yaradı? Yarayan soruyorum. Galatasaray'a yaradı sizin susmanız. Bizim susmamız. Ben Spor Bakanlığı'nın yerinde olsam Federasyon baka Başkanı'nı çağırırım. MHK Başkanı'nı çağırırım. Derim ki bu saatten sonra hadi Galatasaray şampiyon yapın. İkinizle ilgili bakın bakalım ben ne yapıyorum. Madem 12 şehidin olduğu zaman da Bunlar çıkıp bunu konuşuyor. Ben o toplantıda itidale davet etmeme rağmen çıkıp ortalığı geriyorlar. Ortalığı karıştırıyorlar. Hadi sıkıyorsa hakemlerinize de size de söyleyeyim. Sıkıyorsa Galatasaray şampiyon yapın. Çok değil. Bir maç, iki maç, üç maç. Süper Kupa'da hani adaletli bir yönetim. Şikeden de bahsetmiyorum. Kollamadan da adaletli bir yönetim. Galatasaray'ın üç oyuncusu kırmızı yer zaten. Sekiz kişiden tarihi fark yer. Baran bir. Bu üç kırmızı lige yansır. İlk iki maçında Galatasaray zaten mahvolur. Hakem desteğini alamayınca arka arkaya iki maç kaybedince rota oluşturuluyor. Dördüncülük, beşincilik, sekizincilik. Bu sefer herkese salvolar vurmaya başlarlar. Bu arada edince, koyu hedef alarak boşnak vatandaşlar üzerinden ırkçı hakaret tamiz baş beyanlarda bulunan bir sosyal medya hesabı sahibi, sahibi şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş. Fenerbahçe'nin hukukçular derneği söylüyor arkadaşlar. Paylaşımda gördüm maalesef çok üzücü. Selahattin Maki bu yaz çok önemli transferler yaptık. Sorunsuz bir yaz transfer dönemi geçirdik diyebilirim. Hep beraber büyük işler bitirdik. Biliyorsunuz ki biz derinden sessiz yapıyoruz transfer işlerini. Darısı eğer ki uygun şartlar olursa Ocak transfer dönemine diyorum. Yani sessiz yapıyorlarmış. Kurun içi falan sessiz alacakmış arkadaşlar. Eğer ki hocamız bir ya da iki takviye bizden isterse bak ben Selahattin Makin'in cümlesini değiştireyim. Hocamız bizden bir ya da iki takviye birden istedi. Teknik ekibimiz, scout ekibimizin onayıyla transfer yapacağız. Yani Yapabiliriz diyor ama yapacağız. Ben buradan bunu anladım. Onu da belirteyim. Şimdi transfer demişken, geçelim transfere. Dünya yıldızı Euro 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor. Aklınıza kim geliyor? Hocam Kurniç Muruş dedi muhtemelen odur. Fenerbahçe Batshuayi ile yollarını ayırma ihtimaline karşı forvet transferi arayışında ve Euro 2024'te oynamak isteyen bir isim. Şimdi İsmail Kartal liderliğinde Fenerbahçe aslında kağıt üzerinde iyi gidiyor. 9 yıllık hasrete son vermek istiyor. Küçük gündemlerle kafaya takılmazsak Ceko, Tadic, Fred, Şimanski gibi yıldızlarla birlikte takım dolu dizgin ilerliyor. Süper Lig'de sadece bir yenilgisi bulunan takımımız Konferans Ligi'nde son 16 turun adını yazdırmış durumda. Şimdi yine bunlar da Timo Werner'den bahsediyor. Arkadaşlar bir başka haber bak. Bir başka haber ve Timo Werner'in Fenerbahçe'ye gelmek istediği Euro 2024'te oynayacak olmak için buraya gelmek istediğini söylüyor. Yani bakın bir tane video çektim. Bu ikinci video. Farkındaysanız iki oldu bak arka arkaya. Yani arka arkaya ikinci oldu Werner duyumu. Bakalım nereye gidecek iş. İshak Bural'a iki talip birden. Şimdi sezon başında sözleşmesini feshetti. Ancak Hammarby'e geri çağırma maddesine sahip oldu İshak Bural'a. İki talip birden çıktı diyor. Arkadaşlar şu anda oranın sözleşmeli futbolcu ancak istediğimiz anda geri alabiliriz bilginiz olsun. Çok soruluyor çünkü. Böyle bir gerçek var. Ancak ee, şimdi Hammar bir de forma giyiyor. Stockholm doğumlu. <laughs> Valladolid'in istediği ifade edilmiş. Benfica ve Valladolid. İsveç ve Portekiz basınında yer almış. Şimdi Fenerbahçe'nin geri çağırma maddesi mevcut. 18 yaşından küçük oyuncuların kiralanmasını engelleyen başka bir takımda lisanslı gözüken oyuncular için Türkiye Futbol Federasyonu sözleşme fesi gösterdiği öğrenildi diyor. Hani bu bir anlaşma. Bakalım ne olacak. Ama gelişmekte olan bir genç kardeşimizden bahsediyoruz. Fenerbahçe'den Ocak bombası İtalyan Yıldız'ın transferi böyle duyuruldu. Şimdi Ocak ayı transfer çalışmaları artık bunlara şey yapın. Enes Cevahirci dış haberler Fenerbahçe spor haberleri Galatasaray derbi Fenerbahçe, Algı, Galatasaray, Ağla, Zırla, Icardi, e, Rotasyonlu Kadro, Orta saha Bölgesi, Transfer, Rapor. Çok uzatmışlar haberi. Arsenal'li Yıldız'a kancayı takmışız. Oh. Arsenal'den ayrılması beklenen Jorgi, Jorginho için Fenerbahçe teklif yapmaya hazırlanıyor. Declan Rice'ın transfer edilmesinin ardından formasını kaptıran İtalyan Yıldız'ın ara transfer döneminde Arsenal'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor diyor. <laughs> Vallahi Arsenal'in ayrılmaya müsait çok oyuncusu var aslında. Declan Rice'ı alalım 110 milyon euro. Ne olacak lan aramızda para toplar alırız. Adamların bir futbolcusu 110. Sen bunlarla baş edeceksin. Hakemi yeneceksin, şunu yeneceksin. Vay vay. Gerçekten vay. Vay ki ne vay. Şimdi e, İtalyan Yıldız'ın şöyle böyle falan filan Arkadaşlar güncel piyasa değeri 25 milyon euro Jorginho'nun. Şimdi hem Werner hem Jorginho olur mu? İmkansız. Fenerbahçe'de bir bütçe var. Ve şunu söyleyeyim almak istediğimiz bir futbolcunun en 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 fazla yaklaşık 4.2 milyon euro alacağını bilin. Yani bir futbolcuyu almak mı istiyoruz? Yıllık ücreti en fazla 4.2 milyon euro olabilir. O yüzden ben çok sanmıyorum. Ya biz bu videodan ne anlayacağız? Biz bu videodan Fenerbahçe yöneticilerinden Galatasaray'a bombardıman. Yabancı hakem istedik. Hani Süper Kupa'ya yabancı hakem istedik hatta ligede biz yabancı hakem istedik ama maalesef olmadı. Peki bir şey soracağım. Yabancı hakem gelirse kime zararı olur? Bir düşünün bakalım. Yabancı hakem gelirse kime zararı olur? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer yabancı hakem gelirse Galatasaray'a zararı olur. Torreira kendini yere ata ata 10 kere 20 kere 30 kere profesyonel bir şekilde oyunu çok güzel soğuttu. Herkes şuna odaklanıyor buna odaklanıyor falan ama geçin. Geçin. Fenerbahçe top mu oynadı değişiklikler şöyleydi böyleydi falan filan. El insaf. Selahattin Vaki kitabı ortadan giren başkan vekilleri yüzünden işler bu hale geldi. Özellikle ağzından çıkan kelimelerin hepsi tehditvari. Savaş, baş veririz, boyun eğmeyiz, ligi bitirtmeyiz. Bir de çıkıp diyor ki ben 14 aylık yöneticiyim bir hata yaptım. 100 defa özür diledim. Herkes hata yapabilir ama 14 ay içinde ağzından çıkan her kelime bir mafya filmi repliği gibi ise ya sen bilerek ortalığa geliyorsun ya da senin sinir sistemin bu pozisyonda olmayı kaldırmıyor diyor. Zaten pek yakında da gelişmelere tanık olacağız gibi geliyor. Şimdi önümüzde Fenerbahçe'nin bir maçı var. Cuma günü. Cuma günkü maçı kazandığın anda iş biter. Yani iş biter. Cuma günkü maçı kazandığın anda algıları söner. Cuma günkü maçtan sonra istediği kadar ağlasın zırlasınlar. Bredsiz şöyle böyle dedik. Yurt dışında ve ben diyorum bak. Hadi görelim seni. Abdülkadir Bitigen dünyaya rezil et bizi. Hadi. Yani ülke kaosa sürüklenmesin diye devlet büyükleri ricada bulunuyor. Selahattin Baki açık açık söylüyor. Biz kaos çıkmasın diye. Verilen sözü sadık kaldık. Kalatasaray sadık kalmadı diyor. Biz sustuğumuzda kaldık. Onlar algı yaptı. Ateşi körük dedi diyor kendi lehlerine. Merak ediyorum ya. Daha ne olacak? Merak ediyorum. Daha daha ne olacak? Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Daha söyleyeceğim şey var ama. Selahattin Baki, Ahmet Ketenci gerekenleri söylemiş. Ya da Burak Çağlan Kızılhan gerekenleri söylemiş. Allah düşmanın da Mert'ini delikanlısını versin. Devre arası transfer çalışmaları için bu videoyu çekiyorum. Ama bu videonun üzerinde Süper Kupa'ya ve Federasyon'a dair çok ciddi mesajlar yer alıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.